Milli Eğitim Şurası topluyor. Mesela diyoruz ya işte Mustafa Kemal'in hayat hikayesi Türkiye'nin kurtuluş reçetesi. Mesela bugün bakıyoruz milli eğitim evlere şenlik bir hale gelmiş. Dönüp bak işte adam ne yapmış. Yani İstiklal Harbi devam ederken Maarif Kongresi topluyor. Savaştan ayrılıp gelip öğretmenlere hitaben konuşma yapıyor. Onlara o kadar değer veriyor. Mesela siz gerçekten çok etkileyici bir karar ve özveri. İstiklal Savaşı devam ederken, henüz kazanıp kazanmayacağımız belli değilken, İsmail Hakkı Tonguç gibi eğitmenlerimizi yurt dışına gönderiyor. Ve savaş biter bitmez mesela İsmail Hakkı Tonguç gelip köy enstitülerini kuruyor. Yani atılabilecek adımları inanılmaz bir öngörüyle, inanılmaz bir deha ile o kadar geriye çekmiş ki mesela buna İngilizlerin bir tabiri var. Beni gerçekten çok etkiliyor. Diyor ki adam işte Rönesans, din devrimi, dinde reform, sanayi devrimi, Fransız ihtilali bunların hepsinin birden bir kişinin hayatına sığdığını düşünün diyor. İşte o Mustafa Kemal diyor. Ve gerçekten böyle. Bir insan deha olabilir ama örgütsel yeteneği, öngörü yeteneği, yatırım yeteneği, vizyon tabir ettiğimiz kavram inanılmaz. En çok etkilendiğim konulardan biri, sanırım söylediğim anda herkes benzer kareleri gözünün önüne getirecek. İster 10 kişiyle fotoğrafı çekilsin, ister 1000 kişiyle fotoğrafı çekilsin. Sanki sadece onun üzerine projektör tutulmuş gibi. Mesela Mustafa Kemal'in hayatını incelerken, konuşma metinleri incelerken çok dikkat ettiğim bir özelliği var. Bunu yakın arkadaşları da söylüyor. O zamanlar işte iletişim teknolojisi yok. Yani işte konuşmaları canlı yayından verilmiyor. Telefon yok vesaire yok. Her bir konuşması bir diğer konuşmasından farklı. Her birini kendisi yazıyor. Ve her birini toplumun algılayabileceği şekilde sloganlaştırıyor. Mesela Mustafa Kemal'le ilgili pek çok sözün neredeyse atasözü olmasının temel sebebi bunun üzerinde düşünülmüş olması. Vereceği mesajları bile çok önceden organize ediyor. Mesela yabancı konukları ağırlayacağı çalışma odasında ben bunu Mustafa Kemal'in terekesinden tespit ettim. Mustafa Kemal rahmetli olduğunda terekesi listelendiriliyor bütün eşyaları. Böylece onun yaşadığı ortamı, kullandığı eşyaları vesaireyi de görüyoruz. Mesela Mustafa Kemal'in misafirlerini kabul ettiği çalışma masasının üzerinde Kanuni Sultan Süleyman'ın palası duruyor. Yani bu adamla konuşurken bir kere herkes bir Bismillahirrahmanirrahim diyordu. Yani bir tarafta Shakespeare var. Bir tarafta Beethoven var. Bir tarafta Kanuni Sultan Süleyman'ın palası var. Bunların hepsini aslında bilinçli bir şekilde organize ediyor. Bilinçli bir şekilde organize ettiğini nereden biliyoruz? O ziyaretleri yapan yabancı diplomatların veya gazetecilerin haberlerinden ve hatıralarından görüyoruz ne kadar etkilendiklerini. Mustafa Kemal, yabancı konuklar ilk odaya girdiğinde, ilk temas ettiği anda ki pozisyonunu bile önceden provasını yapıyor.
Mesela bir Fransız gazeteci girdiğinde Mustafa Kemal'i ilk gördüğünde nasıl görecek? Bunun provası ne? Yani attığı her adım... Matematik adamı. Matematik adamı. Zaten bu yüzden milli mücadelenin de aslında bir matematik olduğunu söylüyor. Matematikle ilgili kitap yazmasının temel sebebi de bu. Yani bilim dediğimiz kavram, felsefe dediğimiz kavram, öngörü dediğimiz kavram, deha dediğimiz kavram, her şey var. Mesela ben çok isterdim gerçekten o zaman böyle bir teknoloji olsaydı da IQ'su ölçülebilseydi. Ya. Çünkü inanılmaz. Yalnız şunu da tabii söylemeden edemeyeceğim. Onunla ilgili de çok ciddi bir çalışmanın içindeyim. Mesela Mustafa Kemal'e diyorlar ki nasıl başardınız yani? Yani elbette herkes Mustafa Kemal'e bakıyor. O diyor ki ekip lazımdır. Her şeyi bana atfedemezsiniz. Bu diyor ekiple olacak bir şey. Ve gerçekten ekip dediğimiz kavrama baktığımızda mesela Mustafa Kemal kadınlara haklarını verdi. Kadınlara özgürlüğünü verdi. Ama aslında onunla beraber bulunan kuşağın hemen hepsinin aynı düşüncede olduğunu görüyoruz. Evet. Yani aslında Fransız ihtilalinden itibaren, Tanzimat'tan itibaren yetişen kuşak da özellikle askeri okulların öğretmen seviyelerinde müthiş bir aydınlanma başlamış. Ve bu insanlar müthiş kuşaklar yetiştirmeye başlamışlar. Mesela Mustafa Kemal'in ismini Kemal diye koyan matematik öğretmeni, yüzbaşı, kendi adı da Mustafa, bunu Namık Kemal'e izafeten veriyor. Bunu da nereden biliyoruz? Bulgaristan'da Mustafa Kemal'in ilk biyografisi yayınlanıyor 1921'de. Çünkü Mustafa Kemal aynı zamanda sadece Anadolu'nun değil, yani Anadolu dışında kalan topraklardaki Türklerin de kahramanı. Sofya'da görev yaptığı için vesaire oradaki Türklerle ilişkisi çok ileri seviyede. Oradaki biyografisinden de bunu görüyoruz. Namık Kemal'e izafeten veriyor. Mesela bakıyorsunuz o dönemin eğitimcilerinin neredeyse tamamı Namık Kemal, Tevfik Fikret gibi... Tabii. Aydınlardan etkilenen, feyiz alıyorlar. Feyiz alıyorlar. Yani okuyan, bilen, eğitimli insanlar var. Mesela bu kitabı yazarken çok etkilendiğim noktalardan biri, Ankara'yı başkent yapıyor ve işte Türkiye'nin bütün mücadelesi Ankara hükümeti üzerinden yürütülüyor. O dönemde tabii büyük bir çekim alanı aynı zamanda yabancı basın için. Bir bölümü gerçekten basın gazete mahiyeti, bir bölümü de istihbarat amaçlı Anadolu'ya gelip bunlarla görüşmek istiyorlar. Bir Amerikalı gazeteci geliyor ve hatta nasıl geldiğini de Washington Evening Post diye hatırlıyor ama yanılıyor olabilirim. Amerikalı gazeteci İstanbul'a tabii geliyor. İstanbul'a ulaşmak kolay bir şekilde, gemi falan geliyorsun. Sonra Ankara'ya geçişini adam anlatıyor. Yaklaşık 20 gün sürüyor. Yani İnebolu'ya geçiyor, oradan işte eşeklerle, at arabalarıyla vesaire, deveyle falan Ankara'ya geliyor. Ankara'yı bir tasvir ediyor. Sadece toz bulutu var. Develer geziyor. Yani kasaba bile değil. Ve diyor ki, burada herkes İngilizce, Fransızca konuşuyor. Çünkü Osmanlı bitmiş ama milli mücadeleye katılan gençlerin tamamı inanılmaz şekilde eğitimli. Sadece asker manasında değil. Mesela Şükrü Saracoğlu. İzmir işgal edilmiş, milli mücadele başlıyor. Adam İsviçre'de. İsviçre'de okumuş, bir eli yağda, bir eli balda. Bana ne deyip orada dalgasına bakabilir. İtalyan gemisiyle kaçak olarak İzmir'e gelip Anadolu'da dağlarda mücadeleye çıkıyor. Celal Bayar... Aynı şekilde, yani aslında bir sivil ama Ege Dağları'na çıkıp vuruşuyor. Yani bunlara baktığımızda dil bilen, okuyan, dünyayı tanıyan insanlar. Mesela Mustafa Kemal
okuduğu kitapları elbette hepimiz çok biliyoruz işte. Mustafa Kemal çok okurdu, evet. Yani ne bileyim işte İstiklal Kurtuluş Büyük Taarruz Savaşı sırasında işte Feride'nin Çalıkuşu'nun öyküsünü okudu. Evet, bunu hepimiz biliyoruz. Ama aslında Herbert George Wells okuyor. Yani bugün yazdıkları Hollywood'da işte Doktor Moreau'nun adası, görünmez adam gibi falan, yani bilim kurgunun atası sayılan adamın kitaplarını okuyor. Ve nutukta bu adama atıfta bulunuyor. Yani bilim kurguyla gelecek vizyonunu harmanlayıp nutukta anlatan bir liderden söz ediyoruz. Mesela okuduğu kitaplar gerçekten çok etkileyici. Yani Goethe de okuyor, Shakespeare de okuyor, Tevfik Fikret de okuyor. Ama benim mesela gerçekten gördüğümde, yani inanamadım, çizmiş çünkü altlarını, notları var. Mesela Tuğla yapımını okuyor.